İl Emniyet Müdürlüğümüzün il merkezimizde ve ilçe merkezlerimizde yapmış olduğu çalışmalarda asayiş birimlerimizce 184 adet şok uygulama yapılmış. Ve 75 adet geniş katılımlı huzur uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalarda 46 bin şahsın kimlikleri kontrol edilmiş ve bunlarda çeşitli suçlardan aranan 197 tane vatandaş yakalanmıştır. Ve kayıp olarak aranan 59 şahıs da bulunmuş. Yine bu çalışmalarda 79 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet av tüfeği, 26 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait muhtelif fişek ele geçirilmiştir. Yine 46 kayıp çocuğumuz bulunmak suretiyle ailelerimize teslim edilmiş. Tabii bu çalışmalarda emniyet birimlerimizce 2 kilogram esrar, 3.2 kilogram bonzai, 10 bin tablet sentetik ezza, 120 gram metamfetamin, yine ekstazi, kaçak tütün, kaçak alkolü işçi, içki, 180 bin adet doldurulmuş sigara, yani kaçak sigara, yine kaçak elektronik sigaralar ele geçirilmiş. Ve bunların neticesinde 19 şüpheli tutuklanmıştır. Biz geçiş güzergahındayız. Bu açıdan kritik bir noktadayız. Bu anlamda DH mensubu 2 şahıs yakalanmıştır ve sınır dışı edilmiştir. Emniyet bölgesinde huzur ve sükunu gördüğünüz gibi belli bir aşamaya getirdik. Bundan sonra da inşallah sıfırlamak için tüm gayretimizle devam edeceğiz. Tabii jandarma bölgemizde de çok önemli kaydedilen çalışmalar yapıldı. Bu 2 aylık süre zarfında yine bir 30 olay aydınlatıldı. Yani bu azımsanmayacak bir rakam. Yani 1055 olaydan 1030'u aydınlatıldı. 25 tanesi de zaten süreci devam ediyor şu anda. Onlar da yakın bir zamanda aydınlatılacak. Ve olayları aydınlatmada oranımız %97 gibi yüksek bir rakam değerli arkadaşlar. Bir de suçların önlenmesi için 12.172 önleyici devriye atıldı. Devriyeci kolu. Ve 12.330 toplam devriye faaliyetinin icra edildiğini görüyoruz. 3 kere huzur ve güven operasyonu yapıldı jandarma bölgemizde. 2 kere huzurlu sokakta ve narkotik suçlar uygulaması yapıldı. Ve 25 adet de diğer uygulamalar yapıldı. Ve bunların sonucunda değerli arkadaşlar 113.239 şahsın sorgulaması yapıldı. Ve 39.491 araçta sorgulandı. Bunlardan 92 tane aranan vatandaş, aranan şahıs yakalandı. 14 araçta yani bağlanması gereken 14 tane araçta bağlanmış oldu. Yine yol noktalarında yapılan jandarmamız tarafından yapılan faaliyetlerde 223 bin şahıs ve araç sorgusunun yapıldığını görüyoruz. Bunlardan 1 terör, 7 kaçakçılık, 94 asayiş ve 132 diğer suçlar olmak üzere 234 aranan şahıs yakalandı. Ve 16 araçta bağlandı. Tabi burada terör bağlamında da biraz önce bahsettiğimiz iki tane DH'lı, bir PKK'lı, bir TKP-ML'de ve bir FETÖ-PD'ye olmak üzere 5 şahıs hakkında yakalama suretiyle adli işlem yapıldı. Ve terör örgütlerini övmek de suç bildiğimiz gibi sosyal medya üzerinden ve bunlar 8 şahıs hakkında da bu manada işlem gerçekleştirildi. Burada ele geçirilen malzemeler 7 adet tabanca, 9 adet av tüfeği ve muhtelif fişek ele geçirildi. Yine 234 gram kubere sırar, yine ekstazi hap, yine 1858 sentetik ezra, 500 bin kilo kaşeş bitkisi, bu büyük bir rakam gördüğümüz gibi ve sentetik kanabinoidler ele geçirildi arkadaşlar. Tabii kaçak sigara, kaçak alkol, buna dönük faaliyetlere devam ediyor. 17.980 dolu makaron, yine 200 bine yakın boş makaron ele geçirildi jandarmamız tarafından. Ve bunların kullanma aparatları, bunlar ele geçirildi. Yine kaçak alkol, geçen 3-4 gün önce bildiğimiz bir jandarmamızın faaliyeti vardı, burada ele geçirildi. Kaçak kazı, ilimize önemli bir konu bildiğimiz gibi, bunların takibi yapılmakta. Ve kaçak kazıyla ilgili 12 adet kazı malzemesi, 60 adet sikke, 1 adet dürbün ve arama çubukları ele geçirildi ve ilgililer yakalanmış oldu. Hem şehir merkezinde hem kırsalda olmak üzere tüm Torun genelinde emniyet ve jandarma birimlerimizle suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidecek, halkımızın can ve mal güvenini bozanlara, huzur ve sükununu kaçıranlara göz açtırmayacağımızı belirtmiştik. Bunu tekrar deklar ediyoruz.
Çorum'u ülkemizin en huzurlu şehirden biri yapma hedefiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Cumhuriyet Başsavcılığımız, adli kurumlarımız, yine belediyelerimiz, ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşlarımız, köy ve mahalle muhtarlarımız ve halkımız ve siz basın mensuplarımızla birlikte koordineli bir şekilde mücadelemize, çalışmamıza devam edeceğiz arkadaşlar.